Ha, sandık içi 2 TL'ye kebap dün 2 Eser abi zehirleyeceğim bizi. 2 liraya kebap dürüm nedir ya? Nasıl 2 liraya kebap dürüm olabilir ya? Bak vallahi dava Kanka 2 açarım. lira Bunu bu. yediğimde bir şey olursa bana sana dava açarım. 2 liraya nasıl kebap dürüm olabilir Eser abi? Yemin ediyorum. Bir şey olursa bunu yapacağım ve bana bir şey olursa sana dava açacağım Eser abi. Herkese merhabalar. Arkadaşlar ucuz tarifler serisinin 3. Oğlum sezonu. 20 değil lan 2 yazıyor işte. Çekiyoruz. Ucuz tarifler serisinin 3.'sü Adana kebap. Şimdi dışarı çıkıyorum. Alışverişe Adana gidiyorum. kebap bir de. Yapacağım bir 10 TL'lik alışveriş yapacağım. Daha sonra evime geleceğim. Tarifin yapılışına E gideceğim. 10 lira diyor. Ama 2 lira var. Nasıl ya? Elimizde yine bir 10 TL var. İçeri giriyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Kilosu 1.45 bundan 1 adet alıyorum. Domatesin kilosu da 2.95 Niye bundan 2 buradasın tane ya? alıyorum. 1 adet de yeşil biber alıyorum. Bunun kilosu da 5.95. Cili kebap alıyorum. Bunun fiyatı da 5.50 TL. Elle kola alıyorum. Bunun fiyatı 75 kuruş. 7.86 TL tuttu. Burada maydanoz olmadığı için maydanoz almadım. Ekmek de böyle toplu bir şekilde olduğu için başka bir yerden saç ekmeği alacağım. Yani maydanozu da ekmeği alacağım. Daha sonra eve geçiyorum. Diyarbakır'da 75 yolda böyle Mir Tantuni'ye Üf. geldim. Buradan ekmek alacağım. Çıkacağım zaten. Tabii tantuni de yiyeceğim buraya gelmişken. Saç ekmeğimi al. Ekmek alıp çıkacağım. Tabii tantuni de yiyeceğim gelmişken. Bu arada tam benim yapacağım bir şey bu. Ravenclaw 6. asnayı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hocam çıkacağım zaten. Tabii tantuni de yiyeceğim buraya gelmişken. Saç ekmeğimi aldım gördüğünüz gibi. 5 tane verdi bana. 1 TL verdim sadece. Yemeğimi de tabii burada yedim. Şimdi ne yapacağız? Sadece maydanoz alacağız. 7.86 tutmuştu. 1 TL daha ekliyorum. 8.86. Bir de maydanoz alacağım. Maydanoz zaten 1 TL. Şimdi maydanoz almaya geçiyorum. Maydanoz alıyorum. Maydanozun fiyatı 95 kuruş. 1 TL bile değil. Alışveriş artık burada tamamlıyorum. Kamerayı da açalım. Geleceğim ve tarifi yapmaya geçebiliriz. Aldığım malzemeler bu kadar. Şöyle söyleyeyim, yapacağımız kebap piliç acılı kebap olacak bu arada, onu da belirteyim. Şimdi başta bir tablacı salatası yapacağız. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğim. Başta şöyle bir tanesini ikiye, Hayır, böyle nasıl 2 lira? ikiye Ben hala otomatikte orasındayım. pişireceğiz. Bunu bir kenara alayım. Hatta bunu şöyle tutuyorum, bir ikiye bölüyorum. Ne yapacağız? 2 tane de şöyle göstereyim. Yeşil biberim var. Bunları bir közmatiye atayım. Ondan sonra salatamı yapmaya başlayayım. Ocağın altını yakıyorum. Közmatiği ocağa ekliyorum. 2 tane yeşil biberimi Abi ve çok isim domatesimi çok güzel ya, közmatik. ekliyorum. Bunlar pişe dursun, ben de salatamı yapmaya geçiyorum. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar, salata taze kalsın. Bunları da böyle bir ne yapacağız? Pişireceğiz. Bunlar zaten bir parça pişmiş. Bir iki böyle tavada çevirmemiz yeterli olacaktı. Bunları da tavaya atalım, ondan sonra salata yapmaya geçeceğim. Hocam. Buradaki en mantıklı açıklama 5 tane yapması ve tanesinin 2 liraya denk gelmesi. Altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine acılı piliç kebaplarımı ekliyorum. Toplamda 10 adet kebabımız var. Bunlar kendi halinde bir pişe dursun. Ben de dediğim gibi salatayı yapmaya geçiyorum. Şimdi domateslerimi küp küp doğruyorum. Şu yarım domatesim vardı zaten. Başta Da bunu yine de yani neyse ufalayayım. izleyelim. Daha sonra bunu böyle alalım ve ufak parçalara ayırıyoruz domateslerimizi. Oğlum clickbait başlık. 2 liraya yapamazsın bunu teknik olarak. 2 liraya gelebilir ama 2 liraya yapamazsın. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Böyle bir tane daha domatesim var. Bu Oğlum ne tabakta bir izlemiş ikiye izlemiş bölelim. Şu kerme. uç kısımlarını alalım. Bunları kullanmayacağız. Sap kısımları. Bunları çıkardıktan sonra ne Sap mı? yapıyoruz? Bir Chat'teki parça bunu. saplar biri yazsın bu arada. Evet, Bunları devam edelim. ufalıyoruz. Ufaladıktan sonra şöyle ufak parçalara ayırıyoruz. Ve dediğim gibi hepsini bu şekilde yapıyorum. Domatesleri toparlıyorum. Şöyle bir karıştırma kabına alıyorum bunları. Domatesler hazır. Bunu bir kenara alayım. Şimdi de soğanımızı doğrayacağız. Şöyle tutuyorum. İkiye Aga be. bölüyorum. Ben ne Soğanlar da error verdi hazır. Bunları bilmiyorum. da tutuyorum. Karıştırma kabına Ya. alıyorum hepsini. Şimdi de Doğrudur. maydanozları doğrayacağım. Şöyle tutuyorum Abi ve senin de bir yazman lazım değil mi? Oğlum ben sap mıyım? ince ince bunu doğruyorum. Evet, maydanozlar da hazır. Bunları da toparlayıp şöyle kabın içerisine aktarıyorum. Şimdi soğanların üzerine ortalama bir tatlı kaşığı kadar. Oğlum ben size dedim ki sablar biri yazsın. Bütün saplar biri yazdı. Ben sablar dedim. Abonelerden bahsediyorum.
Aboneler bir yazar mısınız? Sumak ekliyorum. Domateslerin üzerine de bir çay kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Tüm malzemenin üzerine tuzumu ekliyorum ve başta kendi içinde şöyle bir karıştırıyorum. Aynen bu kadar abi. Soğanları kendi içerisinde karıştırıyorum şöyle. Hepsine yediriyorum o sumağı. Daha sonra domatesleri kendi içerisinde şöyle bir karıştıralım. Bunlar da tamam. Tuko da mı yazdı? Şimdi hepsini artık kendi içerisinde karıştıralım. Yazarsa banlayacağım şimdi. Düşünsene ekmek arası şöyle soğan salatası, tablacı salatası gerçekten çok lezzetli olur. Ben çok seviyorum. Sadece bu bile yani olayı götürür yani. O derece lezzetli bir şey bu. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten bu. Bu harbiden lezzetli bir şey bu arada. Cidden lezzetli bir şey bu. Salatanın fiyatı 2 TL bile değil. Düşünün artık. Yani 1,5 TL gibi bir şey bu. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir böyle ekmeğimi soslayayım. Bu tarifle 4 tane 5 tane dürüm çıkarırım ben. Öyle söyleyeyim size. Ben 3 tane dürüm yapacağım. Şöyle bunları ne yapıyoruz? Şöyle başta toz biberle iyice buluyoruz bunları. Her tarafına toz biber yediriyorum. Sıvı yağımı da ekledim bunun üzerine ve bunları iyice her tarafına yedireceğim. Tabii ne yapacağım? Bir parça da maydanoz ekleyeyim buna. Maydanozu da her tarafına yediriyorum şöyle. Şimdi tüm ekmekleri birbirine iyice böyle gezdirebilirim. Evet şöyle 3 tane ekmeğimi iyice sosladım gördüğünüz gibi. Çok güzel oldular. Bir parça da hatta közmatikte ısıtacağım bunları. Böyle arkalı önlü birer dakika ısıtmam yeterli olacaktır bunu. Yine közmatik geldi. Zaten hemen ısıt. Tek atan cins değil. Yaptır. Şuna bakın. Kendini hemen belli ediyor zaten. Oh, sıcak sıcak böyle yiyeceğiz. Mis gibi olacak. Bunu ısıtırsanız eminim böyle çok fazla lezzetini alacaksınız böyle yapmış olduğunuz dürümün. Közmatiğiniz yoksa tavada bile ısıtabilirsiniz bunu. Közmatikte lezzeti ayrı oluyor. Evet bu kadar yeterli. Bunları böyle ara ara çeviriyoruz. Görüyorsunuz yağları çıkmaya başladı zaten. Bunlar bir 4-5 dakika bu şekilde tavada pişirmemiz yeterli olacaktır bize. Tek tek hepsini çeviriyorum. Arkalı önlü pişireceğiz bunları. Evet gördüğünüz gibi domateslerimiz ve biberlerimiz iyice piştiler. Çok güzel oldular. Bunları şimdi çıkaracağım. Bunlar hazır. Çok iyi piştiler gerçekten. Bunun arasına kebabımdan ekliyorum. 2 tane eklemem yeterli olur benim için. Şimdi de salatamdan ekleyeceğim. İsteğinize bağlı. Ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz salatadan. Böyle boldan boldan ekleyelim. Salatamızdan da ekledik. Közlenmiş biberim var. Bundan da alıyorum. Böyle 2 parça biberimden şöyle ekledim. Közlediğim domatesim var. Ne yapacağım? Bunu da şöyle 2'ye 3'e böldüm. Bunları da her tarafına yayıyorum. Ve garnitürün üzerine bir parça tuzunu ekledim. Bir parça pul biberini ekliyorum. Pul biber dediğim toz biber. Pul biber. Eser abi çok iyi ya. Pardon. Ve şimdi bunu artık şöyle sarabiliriz. Olay işte budur. Şöyle göstereyim. Mis gibi oldu ya. Şimdi bunun gibi 2 tane daha yapacağım. Böyle 3 tane dürümümü hazırladım. Şöyle göstereyim. Bardağım var. Lek olan var. Şimdi bardağa buz ekleyeceğim. Böyle tutuyorum. Buzumdan ekledim. Böyle kolamı açayım. Ve içerisine aktarıyorum. Üzerini tamamladım. Şöyle bir kenara alalım bunu. Şunların güzelliğine bakın ya. Ben 3 tane dürüm yaptım ama emin olun 5 tane daha dürüm yapabilirim. Gördüğünüz gibi zaten 4 tane şu şekilde etimden kaldı. Piliç etinden. Aynı şekilde salatamdan da kaldı. 2 tane daha saç ekmeğim var. Yani size şöyle söyleyeyim. 5 tane bundan çıkardık. Yani bunların tanesi 2 TL'ye gelmiş oldu. Şaka gibi değil mi sizce ya? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini şöyle tutuyorum. Ve tadına bakıyorum. Şimdi olsa yer miyim? Ayıp söylemesi yerim ama ben yani uğraşmam böyle bir şey yapmaya muhtemelen. Çünkü yapıp da yiyeceğim bir şey olmaz gibi geliyor. Sen yayıncısın yemezsin bunu zaten oğlum, niye yiyeceğim? Giderim bir wok tavada pişirilmiş acı tatlı tavuk yerim bunu yiyeceğime de hani. Teknik olarak yapmaya uğraşmam öyle söyleyeyim, ama bir de önüme koysa